Merhaba arkadaşlar. Bu videomuz hem bir motivasyon videosu hem de bir kanal tanıtım videosu olacak. Yani sınava yönelik düşüncelerimi de paylaşacağım sizlerle. Şimdi ben bu kanalı nasıl açtım? Yani neye karar verip açtık? Onu söyleyeyim. İşte askere gitmeden önce ben kafede çalışıyordum. Yani kafe işletiyordum, öyle diyeyim size. Sonra geçen senenin Mart ayında askere gittim. Sonra döndüğümde tabii bu pandemi süreçleri falan patlayınca eve hapsolduk. Kafeyi zaten gitmeden devretmiştim. Sonra geldiğimde bedelli askerlik hakkında fazla bilgi verici bir video olmadığını gördüm ve bu tecrübelerimi anlatmaya çalıştım bu videolarda. Tabii eve hapsolduğumuz için o hafta sonu süreçlerinde genelde hafta işlerinde böyle Ankara'yı gezdiğim, video çektiğim ya da mutfakta uğraştığım, çocukluğumdan böyle böyle severek yemek yapmayı severim yani. Tabii yemeği de severim. Ondan sonra evde durdukça bu uzlaştırma sınavı açılınca, yani ilanı gelince uzlaştırma sınavına çalışmaya başladım. Ve genelde videolarda olmayan, yani üzerine değinilmeyen konularda kendi videolarımda bahsetmeye çalıştım. İşte düşünceler olsun, Osmanlı hukuku olsun, onlarla ilgili sorular olsun, kanun değişiklikleri olsun, iletişim süreci olsun, bunlar gibi videolar. Tabi sınava da sayılı süremiz kaldı. Ve yani çoğu arkadaşımızda şu düşünceler var. Yani ben de iktisat mezunuyum, bir İBF'liyim, İBF mezunuyum. Yani avukatlarla aynı statüde değiliz, onlar için daha kolay olacak falan gibi. Ama ben öyle düşünmüyorum. Hatırlarsanız uzlaştırmada yapılan kanun değişiklikleri videosunda zaten 67-60 6763 sayılı kanunda demiştik ki 2016 yılında uzlaştırma büroları kuruldu. Ve yönetmelik çıkarma hakkı Adalet Bakanlığı'na verildi. Bildiğiniz üzere de ceza muhakemesi uzlaştırma yönetmeliği de 5 Ağustos 2017 yılında yürürlüğe girdi. Yani 4-5 yıllık bir geçmişi var diyebiliriz. Tabi gene o videoda da bahsetmiştik, 6763'te önce yapılan mesela bürokratik yapıdaki eksiklik, eğiticilerin yani uzlaştırmacıların bilgi eksikliği, işte suçların sınırlı olması demiştik. Bunlar hep olumsuz etkiledi diye bahsetmiştik. Yani o demek isteyeceğim şu ki ders çalışırken bir İBF'li bir hukuk fakültesi mezunu, belki onlar evet soruşturma evresi, kovuşturma evresi falan deyince hemen daha aşinalar, daha hemen kavrayabiliyorlar. Ama biz de 2 kere 3 kere okuyunca yine onlarla aynı seviyeye gelebileceğimizi düşünüyorum ki öyle de yaptık. Yani inşallah sınava gireceğiz, uzlaştırmacı da olursam gene bu uzlaştırma üzerine videolar çekmeyi düşünüyorum. Ayrıyetten geçenki videomuza da değinelim. Hem de eğitici bir video olsun istiyorum. İşte demiştik ki ben burada kaynağım. Size video çekiyorum, konuşuyorum. Bir kodlama yapıyorum konuşarak. İşte mesaj, bu mesela motivasyon videosu olacak. Yani oradaki motivasyon bizim dönüştürdüğümüz mesajımız olacak. Bunu işte video aracılığıyla YouTube'a kanala yükleyerek yapıyoruz dedik. Bu da bizim kanalımız olacak. Tabii siz bu videoyu izliyorsunuz, dinliyorsunuz. Bunu kod açmayla yapıyorsunuz. Bu kod açma oluyor. Alıcı da siz izleyenlersiniz. Ve ne dedik? En önemlisi bizim için geri bildirim. Geri bildirimi de kanala abone olarak, bu videoya yorum yazarak, her türlü saygı çerçevesinde yorumlarınızı atarak, eleştirilerinizi yaparak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ve stres yapmayın. CMK'yı, Ceza Muhakemesi Uzlaştırma Yönetmeliğini mutlaka okuyun. Videolarımızı izleyin. Eksiklerinizi giderin. Herkesin gönlünce olsun. Çok teşekkürler.